Türk ve Japon dostluğunun temel yapı taşlarından birisi olan ve kötü sonuyla herkesi hüzünlendiren bir geminin hikayesi. Ertuğrul Fırkateyn'in hikayesini anlatacağız. İyi seyirler. 19. yüzyılın son çeyreği dünya diplomasisi açısından sıkıntılı bir dönemdi. Özellikle dönemin padişahı 2. Abdülhamit donanmayı Halic'i demirlediği için ciddi anlamda eleştiri almaktaydı. Sultan Abdülaziz devrinde İngiltere'den sonra dünyanın ikinci büyük donanması gücüne erişen Osmanlı donanmasının 2. Abdülhamit devrinde Halic'e çekilerek yalnızlığa itilmesi ilginç bir durumdu. Kurulan donanma Osmanlı-Rus harbinde hiçbir varlık gösteremedi. Donanma bu savaşta başarı gösteremeyince artık ona yapılan masrafların da gereksiz olduğu kanaati halkta oluşmaya başladı ve böylelikle donanma Halic'e çekildi. Osmanlı Devleti 93 harbini müteakiben Rusya karşısında kötü bir duruma düşmüş ve özellikle İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarları açısından serbest bırakması, Sultan II. Abdülhamit'i bir yandan Almanya'ya yakın politika gütmeye, diğer yandan Meiji ile Uzak Doğu'da yeni bir güç olmaya başlayan Japonya ile elçilik düzeyinde ilk temasları da bulunmaya sürüklemişti. Durum böyleyken Japon İmparatorunun dünya devletlerini tanıma gezisi içinde Osmanlı Devleti'nin de yer alması ve Sultan II. Abdülhamit'e mektup yazarak gerek Osmanlı, gerek İslam kültür ve uygarlığı hakkında bilgi edinme meramını iletmesi, Japonya'yı Osmanlı Devleti nezdinde farklı bir konuma oturtmuştu. 1875 yılında Petersburg'da Japon sefir Yanagihara Sakimitsu ile Osmanlı Devleti elçisi Şakir Paşa arasında yapılan bir görüşme ilk Osmanlı-Japon ilişkilerinin temelini attı. Bunun ardından Japon İmparatoru Meiji, yeğeni Prens Komatsu'yu 1887 yılında İstanbul'a göndermiş ve Osmanlı Sultanı'na sunduğu Japonya'nın en üst düzey nişanı olarak kabul edilen Krizantem nişanıyla iki ulus arasındaki dostluk kurma isteğini ortaya koymuştu. Sultan II. Abdülhamit esasen Japon ilişkilerinden pek umutlu değildi ama Meiji'nin elçilerine mukabil hem bir iadeyi ziyarette bulunmak ve imparatora devlet-i ali nişanını sunmak hem de Rus ve İngiliz ikileminde bir hassas uzak doğu dengesi oluşturarak özellikle İngilizlerin kaçırdıkları halifelik meselesine dair tertip edilecek bir yolculukla Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bölgelerden geçilip hem Sultan Halife'nin bayrağını dalgalandıracak hem de İngiliz oyunlarını boşa çıkaracaktı. İşte hal böyleyken Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisinin Japonya'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Osmanlı gemileri içinde bu seyahate en uygun geminin çeşitli yazışmalar sonucunda Ertuğrul Fırkateyn olabileceğine karar verildi. Ertuğrul'un Japonya seyahati hem iadeyi ziyaret olacak hem de iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecekti. Ayrıca bu gezi sayesinde Deniz Mühendis Okulu mezunu talebeler de yabancı sahilleri görerek bilgi ve tecrübelerini artıracaklardı. Ertuğrul 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğindeydi ve 8 metreye yakın su çekiyordu. 60 ton su alıyor, aldığı kömürle de 10 mil süratle 9 saat seyredebiliyordu. Gemi zamanına göre modern araçlarla donatılmış, elektrikle aydınlatılmıştı. Bunlar göz önüne alınarak Fırkateyn'in çürüklüğünden başka bir kusuru yoktu. Ertuğrul Fırkateyn'ine özellikle eğitim gemisi hüviyetinin verilmek istenmesi dış politikada dikkat çekmemek içindi. Bu gelişmeler esnasında Ertuğrul Fırkateyn'in bu seyahate uygun olmadığı sesleri yükselmeye başlayınca 2. Abdülhamit geminin durumu hakkında etraflı bir rapor hazırlanmasını istedi. Raporu hazırlayan teknik komisyon geminin mükemmel bir tamirat gördüğünü, makinelerinin sağlam, kazanının da 3-4 yıllık bir yolculuğa uygun olduğunu belirtti. Bahriye Nezareti'nin de bu tür raporlara karşı hazırladığı komisyon raporları vardı. Ertuğrul Fırkateyn'in sağlam olduğu, gereken bakımın yaptırıldığı saraya bildirildi. Geminin kumandanlığına Miralay Osman Bey tayin edildi. Gemi kaptanlığına da Hint Okyanusu tecrübesi olan Süvari Ali Bey getirilmişti. Sonunda Ertuğrul Fırkateyn'in Uzak Doğu'ya seyahati hakkında padişah iradesi çıkınca sefer 14 Temmuz 1889 yılında İstanbul'dan başladı. Nihayet Ertuğrul Fırkateyn'i yaşanan bir dizi kazanın ardından çok zor da olsa bu uzun yolculuğu 7 Haziran 1890 yılında Yokohama Limanı'na vararak tamamladı. Geçtiği limanlarda Müslümanların yoğun ilgilerine muhatap olan Ertuğrul Fırkateyn'i taşıdığı Halife Sultan'ın sancağını dalgalandırarak Osmanlı Sultanı'nın göğsünü kabartmıştı. Eylül ayı geldiğinde tüm merasimleri yerine getirerek Sultan II. Abdülhamit'in nişanını Japon İmparatoruna sunan heyet dönme hazırlıklarına başladı. Özellikle Osmanlı Devleti'nde o dönem yaşanan ekonomik sıkıntılar Ertuğrul Fırkateyn'in seferine de en kesif haliyle yansıyor ve İstanbul'dan çekilen son telgrafla son kez 5000 İngiliz lirasının yollandığı, artık bundan sonra para yollanmayacağı ve ivedi olarak bir an önce yola çıkmaları emri veriliyordu. Fakat beklenmedik anda çıkan kolera salgını yolculuğun planlanan zamanda yapılmamasına yol açmış, böylece yolculuk gecikmeli olarak Eylül ayının ikinci haftası başlamıştı.
İstanbul'un dönemli kafile komutanı Osman Paşa'yı tereddütsüz yola çıkma fikriyle yüz yüze bırakırken Japon makamları başlayan tayfun mevsiminin geçmesi yönünde uyarılarda bulundu. Yola çıkılacağı gün Japon deniz kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Fırkateyni planlandığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama limanından ayrıldı. Kalkışta hava koşulları iyi geçti. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde güçlenen rüzgar ile birlikte şiddetli dalgalar altında gemi zorlukla ilerliyordu. 40 metre yüksekliğindeki Mizena Baba Fingo kırıldı ve sallanarak diğer yelkenlere vurarak ciddi hasara neden oldu. Fırtına güçlenmeye devam ederken gelen dalgalar güverte panellerini önden ayırdı. Su, kazan dairesinde bulunan kömür depolarına sızdı. 4 gün boyunca mürettebat yelkenleri yamayarak hasarı onarmaya çalıştı. Ayrıca pompalar yetersiz olduğu için gemiyi en fazla tehlikeye sokan kömür depolarına dolan suyu sürekli olarak kovalarla boşaltmaya çalıştılar. Bütün çabalarına rağmen geminin parçalanması yakındı ve tek seçenek yakınlardaki bir limana sığınmaktı. Deniz suyunun dolması, makine dairesinde bulunan fırınlardan birini söndürdü. Yeterli itiş gücü olmamasından dolayı hareketsiz kalan gemi, rüzgar ve dalgalarla Kushimoto'nun doğu sahilindeki tehlikeli kayalara doğru sürüklenmeye başladı. Mürettebat, gemiyi kayalıkların önünde durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ertuğrul Fırkateyni 18 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Ertuğrul Fırkateyni'nin batması ile 587 denizci şehit oldu. 69 kişi kurtarıldı. Kafile komutanı Osman Paşa maalesef bu feci olayda kayboldu ve tüm aramalara karşın bulunamadı. Böylece Ertuğrul Fırkateyni'nin bu yolculuğunun vasıtası olarak seçildiği günden beri başlayan muamma, özellikle bu batış hadisesiyle daha şiddetli bir hal almış, yaşanan olay kaza ve facia ikilemine düğümlenmişti. Kaza ve facia kavramları Ertuğrul Fırkateyni hadisesindeki muammanın temel yapı taşlarını oluşturmuştu. Hadise maalesef bu muammalarla tartışıla gelmiş fakat Türk tarihçiliğinde Ertuğrul Fırkateyni hadisesi hak ettiği inceleme alanı olmayı başaramamıştı. Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Torajiro Yamada isimli bir Japon şehit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası düzenledi. Toplanan para aynı kişi tarafından dönemin padişahına teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci Japonya İmparatoru'nun talimatıyla Yei ve Kongo isimli iki askeri gemiyle İstanbul'a gönderildi. Kazada ölenlerin anısına Kushimoto'da bir anıt yapıldı. İlk anıt Japonlar tarafından 1891'de inşa edildi. Şehitlik anıtı 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından ziyaret edildi. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıtın önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmakta. Kushimoto kasabası Mersin ve Yaka kentiyle kardeş şehir. Kushimoto'da bir müze bulunmakta. 1974 yılında inşa edilen Türk Müzesi'nde Ertuğrul Fırkateyni'nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları, kişisel eşyaları ve heykelleri bulunmakta. Ertuğrul Fırkateyni'nin hüzün dolu hikayesinin sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.